Kremadan çikolataya, baklavadan eklere gezen mutfak yine farklı lezzetleri, farklı tatları ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Yeni bölüm başlasın. Evet efendim, bu hafta tatlı dünyasına uzanalım dedik. Yanımızda Recep şefimiz var. Burayı ve yaptığı ürünleri ondan dinleyeceğiz. Merhabalar efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizi ağırladığınız için ayrı bir teşekkür ederiz size. Rica ederiz. Evet. Hoş defa geldiniz, şeref verdiniz. Çok memnun ettiniz bizi. Bizim fakirhanemizi şenlendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Recep Şef kimdir? Bir sizden dinleyelim sizi. Efendim, Recep Şef ömrünü mesleğe ve sanata adamış. Mesleğin en iyisi nasıl yapılır, onun araştırmasını yapıp en iyisi nerede yapılıyorsa orayı bulmuş. Orada eğitimler almış, kendisini geliştirmiş. Her zaman üzerine daha neler koyabilirim, hep onun mücadelesini, onun gayreti içerisinde olmuş. Recep Sancar unvanını ve Recep Sancar Hoca unvanını, Recep Şef unvanını alma şerefine nail olmuş. Peki nasıl olmuş? Bu 8-10 yaşından itibaren mesleki aşkla yapmış mesleği. 8-10 yaşından itibaren başlayıp bu yaşa kadar geceyi gündüze katarak en iyisi nasıl yapılır, nerede, kim yapar, oraya gidip onu bulmuş ve dünyaca ünlü şeflerle bir arada çalışma şerefine nail olarak ve Avrupa'nın en büyük çikolata pastacılık akademilerinde eğitim alarak, yani her geçen gün kendimizi daha nasıl geliştiririz, daha nasıl en iyisi yapabiliriz, bunun gayreti içerisinde olarak bugünlere getirdik. Hayatınızı gastronomiye adamışsınız bir nevi. Evet, hayatımı gastronomiye adadım ve zaten takriben 25 yıl gastronominin içinde bulundum. Dünya markaları 5 yıldızlı otellerde şeflik yaptım. Daha sonra bunun üzerine fırıncılık ve pastacılık okulunda pastacılık ve çikolatacılık hocalığı yaptım son 4 yıl ve emekli oldum. Emekli olunca böyle güzel bir mekan yapıp, güzel bir butik bir mekanda Türk halkına ya da İstanbul halkına kaliteli, nefis, leziz, güzel ürünler, güzel tatlar, farklı tatlar tattırma. Zaten bu her zaman plan ve projelerimdeydi. Sürekli bunların projesini yapıyordum. Allah'a şükürler olsun. Bu imkana sahip olduk. Bu güzel mekanı, bu şirin beldede güzel mekanı Üsküdar halkına en iyisini sunmaya burada karar verdik. Şefim hayırlı olsun. Şimdi herkes bu işle uğraşıyor. Yani çoğu kişi bu işle uğraşıyor ama burada önemli olan damak tadı. Sizin de ürünleriniz farklı ki böyle bir yer açmışsınız. Sizin ürünlerinizin diğer ürünlerden, diğer yerlerden farkı ne? Şimdi bizim ürünlerimizin demin konuşmalarımda bahsettiğim gibi dünyaca ünlü şeflerle çalışma şansına nail oldum. Her ünlü şeften yaptığı en güzel şeyleri aldım. Yani bu çok nadir insana rast gelir. Çok nadir insan böyle bir doneye, bilgiye sahip olabilir. Çünkü dünyaca ünlü şefleri bir araya da olmak hem büyük bir mücadele sonucu hem de büyük bir şans olmalı. Biz de o şansa nail olduk. Bu farklı tatlar, farklı lezzetler bu şeflerden, ünlü şeflerden, dünyaca ünlü şeflerden almış olduğum bilgi ve birikimlerden oluşan, biraz da kendi lezzetimi, kendi bilgi becerimi, kendi niteliklerimi katarak, onların üzerine bir şeyler daha koyarak
Bu güzel ürünleri yapma, insanlara bu güzel ürünleri sunma şerefine nail olduk. Evet, bütün hepsini harmanlamışsınız ve bu güzel ürünleri ortaya çıkarıyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey aslında. Çünkü insanların aradığı farklı lezzet, farklı tatlar. Tıpkı bizim programımızın tanıtımında olduğu gibi biz de farklı lezzetler, farklı tatların peşindeyiz bir taraftan. Sizde de onu gördüğümüz için sizin yanınıza geldik tabii bir taraftan da. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Aslında tam doğru adrese geldiniz. Çünkü farklı bir ürünleri, farklı tatları tattırmak istiyorsanız çok doğru bir adrese geldiniz. Şu an yapmış olduğumuz bugünkü çalışmamızda Milano pastamız. Bu Milano pastamızı gerçekten İtalya'da çok ünlü bir şefle birlikte yapmıştık. Onunla birlikte tasarlamıştık ve ben burada Üsküdar halkına bu farklı bir tadı tattırdım. Size özel bir tat aslında bu. Aslında evet. Yani biz bunu Milano'da yapmıştık bir ünlü şefle. Onun üzerine tabii ben biraz daha çalışma yaptım. Biraz Milano ve Türk reaksiyonu oldu bu aslında. Üsküdar halkına bu güzel şeyi sunma imkanı bulduk. Gerçekten de Üsküdar halkı da bizim ürünlerimizi çok beğendi, çok tuttular, takdir ettiler. Neler var içinde? Şöyle bir kısaca bahsetseniz. İzleyicilerimiz çok merak eder öyle şeyleri. Püf noktalarını onlar da yapmak ister. Şöyle bir malzemeleri sayarsanız, püf noktalarını da anlatırsanız çok iyi olur. Şimdi bunun altı normal şey değil, normal bir kek değil tabanı. Bunun tabanı bizim kendimize özgü sponge dediğimiz bir taban. Hani biraz ıslak keke benzer ama farklı bir lezzettir. İçeriği de fıstık, Antep fıstığı, limon ve portakal püresinden bizim farklı karışımlar, krema, krem şanti ama hayvansal. %50 hayvansal, %50 de limon ve portakal aroma püresi. Fresh püre. Yani aroma falan değil. Oluşan ve günümüzde işte grip ve virüse iyi gelen zencefil tozu. Toz zencefille harmanlanan. Toz zencefil aynı zamanda hem gribe, bu virüse iyi hem de güzel bir aroma veriyor. Böyle bir karışımdan oluşan güzel nefis bir Milano pastamız. Ürünleriniz anladığım kadarıyla hem sağlıklı hem lezzetli. Hem evet evet hem sağlıklı hem lezzetli hem doğal, hem de fresh. İşte bu yani aslında püf noktası doğallık bir nevi. Doğal ve fresh olması. Buna çok özen gösteriyoruz. Almış olduğumuz yerinden çok dikkat ediyoruz. Almış olduğumuz işte bayilere ya da tedarikçilere çok seçiyoruz. Her tedarikçiden ürün almıyoruz. Onlar da aynen bizim gibi doğal olan, doğallarını seçen, doğallığa önem veren, özen gösteren tedarikçilerle çalışmaya çalışıyoruz. Ve bir yerden de çalışmıyoruz tedarikçi olarak. Farklı farklı yerlerden araştırıyoruz, buluyoruz, getiriyoruz. Yani örneğin işte Antalya'dan örneğin unumuzu Kars Kavulca unu Kars'tan getiriyoruz. Siyez unu Kastamonu'dan getiriyoruz. Vesaire böyle hep işte bazı şeyleri kestaneyi Bursa'dan getiriyoruz. Yerinden alıyorsunuz Yerinden ama tam doğal olanı. Doğal yerinden alıyoruz. Dediğimiz gibi bizim gibi fresh'e, doğala, kaliteye önem veren tedarikçilerle çalışmaya çalışıyoruz. Evet. Onun için de örnek vereyim. Mesela bazı pastaları yediğimiz zaman hemen tıkar yani. Bir parça, bir çatal aldığımız zaman bile tıkar. O herhalde kullanıldığı malzemeden dolayı ama sizin ürünlerinizde doğallık olduğu için herhalde
yani şu parçayı bir kişi yiyebilir diye düşünüyorum. Yani şimdi bu parçayı bir kişi yese bile zarar vermez. Çünkü o kadar doğal, taze, fresh ürün var içerisinde. Hem sağlıklı, yani kesinlikle zarar vermez. Ve tıkamaz da, hafiftir, hem sağlıklıdır hem hafiftir. Buna çok özen gösteriyoruz. Sağlıklı olmasına ve hafif olmasına çok özen gösteriyoruz. Yani hatta bazı ürünlerimiz var, her türlü hasta bile yiyebilir. O hastaya şifa olacak ürünlerimiz var. İnsanlığın aradığı bu aslında. Evet. İşte demin bahsettiğim gibi taze zencefil koyuyoruz içerisine. Taze zencefil püresi. Zencefil bildiğiniz gibi çok nadir bulunan ve pahalı bir ürün. Ama biz onu bulup bunun içine koyuyoruz ki sağlıklı olsun diye. Hem de hastalara şifa olsun. Hem de farklı bir tadı olmasını sağlıyoruz. Hani hem sağlıklı, hem farklı tat, hem de hijyenik ortamda, hijyenik koşullarda üretiyoruz. Hepsi bir arada var. Hepsini bir araya topluyoruz. Evet, başka ürünlerinizden de bahsedin isterseniz şöyle. Şimdi başka ürünlerimizden, örneğin şimdi bizim cookie dediğimiz kahvelerin yanında ikram edebileceğimiz ya da kahvelerin yanında sunabileceğimiz cookie dediğimiz 20-30 çeşit bir cookie'miz var ama şu an 3 tanesini biz ancak burada tanıtabileceğiz. Şimdi yoğun Antep fıstıklı ve fil dişi çikolata, çok az sütlü çikolata içerikli, kayısı ve incirden oluşan. Kesinlikle un kullanmadan yapmış olduğumuz kahvenin yanında yenilebilecek en güzel cookies. Hafif aslında. Hafif, hem lezzetli hem de tamamen içeriği sağlıklı. Un yok bir kere. Un yok. Bir kere beyaz yok. Evet. Şimdi bu diğeri de incir, kayısı ve sütlü çikolatadan oluşan bir cookies'imiz. Bunda da un yok. Bu da dediğim gibi bunun şeyini de incirini ve kayısını Malatya'dan, incirini Nazilli'den getiriyoruz. O kadar özel malzeme getiriyoruz. Dediğim gibi sağlıklı olmasına çok dikkat ediyoruz. Tamamen doğal incir ve kayısıdan oluşan. Zaten çikolata dünyanın en birinci marka çikolatasını kullanıyoruz. Burada adını telaffuz etmiyorum. Birinci dünyaca ünlü birinci marka çikolata kullanıyoruz. Kaliteli. Kaliteli. Yani dünyaca tanınmış bir marka. Bu da böyle bir cookie'miz. Burada da kozalak dediğimiz, ayrıca kozalak dediğimiz cookies. Bu da toz fındık ve toz bademden oluşan, gene unsuz. Toz fındık ve toz bademden oluşan, içinde balla harmanlanan. Bu da kahvenin yanında sunum yaptığımız, çok ender olan bir cookies'imizdir. Bazı yerlerde buna benzerini yapar, çatlak diye adlandırmışlardır. Bu aslında değildir, kozalak. Dediğim gibi bu da çok sağlıklı, farklı bir lezzet. Ve tarçın. Tarçın işte bizim genelde ürünlerimizde baharat çok kullanıyoruz. İşte tarçın, zencefil, bu tarz ile hatta ekmeklerde de kullandığımız bu tarz ürünlerimiz var. Baharat biraz yoğun kullanıyoruz, şifa olsun diye. Ondan sonra dediğim gibi bir 15-20 çeşit böyle farklı tatta olan cookies'lerimiz var. Ama şu an 3 tanesini anlatabildik. Onun dışında ekmeklerimiz var bizim. Ekmeklerimiz 120 yaşındaki doğal probiyotik mayadan elde ediyoruz. Doğal probiyotik ve 120 yaşında. 120 yaşında olmasına... O nasıl oluyor şefim? Aynen. Şöyle, şimdi bunun içerisindeki bakteri ne kadar yaşlı olursa o kadar sağlıklı oluyor bakteri. Sağlıklı bakteri oluyor. Dolayısıyla ne kadar yaşlı olursa o kadar sağlıklı. Biz bunu nereden bulduk? Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nden getirmiştik benim çalıştığım okula.
okuldan ben almıştım. Günübirlik besliyoruz bunu. Aynı çocuk gibi mayayı besliyoruz, çoğaltıyoruz, besliyoruz, çoğaltıyoruz. 20 yıllık. 120 yıl böyle geçmiş. Bunun seceresini araştırdığımızda İzzet Baysal'a da şeyden gelmiş. Zonguldak'ın bir köyünden. Zonguldak'ın köyünden getirilmiş. Hikayesi şöyle, Zonguldak'ın köyünde, köyünün adını hatırlayamıyorum şu an. Kız gelin giderken, yani o teyze şu an 90 küsür yaşında, o teyze. Teyze gelin giderken annesi ona mayayı hediye etmiş. Şeyi de şuymuş ya, maya gibi tutasın, gittiğin yerde mutlu olasın. Böyle bir gelenekmiş orada. Ne güzel, ben de ilgiyle dinliyorum. İlk defa duydum böyle bir şey. Bu farklı bir hikaye. O teyze şu an Zonguldak'ta yaşıyor halen. 90 küsur yaşında. Gelin giderken annesi ona hediye ediyor mayayı. O teyzeden alınıyor maya. İzzet Baysal'a getiriliyor. İzzet Baysal'dan da biz, benim çalıştığım okula getirmiştik. Okuldan ben aldım. O maya devam ediyor. Yani 120 yaşında olması belgelerle kanıtlı mayanın. 120 yaşında olmasının sebebi de gerçekten ne kadar yaşlı olursa maya o kadar sağlıklı oluyor. Ekşi maya. Doğal probiyotik maya bu. Köylerde yapılan ekmekler köylerde, de öyle evet, aslında şefim. Evet, ekşi köylerde mayadan yapılır ama evet, o herhalde bir, en fazla bir aylık bir ekşi maya oluyor. Bizimkisi 120 senelik. 120 yaşında oldu, kanıtlı. Evet. Çünkü dediğim gibi üniversiteye geliyor, üniversiteden günlük besleniyor. Hani bebek gibidir bu. Beslemezsen ölüyor. Aç kalıyor çünkü. İçindeki o bakteriler ölüyor. Onlara mutlaka un su vermek gerekiyor. Un suyla besleniyor onlar. İşte ne kadar ömrü uzun olursa mayanın o kadar sağlıklı oluyor. Ne kadar yaşlı olursa o kadar sağlıklı oluyor. Sağlıklı bakteri. Sağlıklı bakteriden bahsederken şöyle. Şimdi iki çeşit bakteri var. Bir zararlı, bir de endüstriyel mayadaki bakteriler zararlı bakteri. Vücuda zarar veriyor. İşte akciğer, karaciğerlerde yağlanma, bağırsaklarda toksitlenme, bir sürü zarar var. Bir sürü toksitlenmeler yapıyor. Doğal mayada da, bizim ekşi mayamızda, bu bahsettiğim mayada da bu toksitlenmeyi önleyici bir bakteri var bunun içerisinde. Bu sağlıklı bakteri. İşte ne kadar yaşlı olursa o kadar güçlü oluyor bu bakteri. Güçlü olmasının sebebi de diğer zararlı bakterileri yok ediyor, yiyor. Şimdi bakteriler içeride çarpışıyor. Aynen ak yuvarlar, al yuvarlar gibi. Ne güzel özetliyorsunuz ya. İzleyicilerimizden de bir taraftan hani gözünde canlandırıyordur onu. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bu ak yuvarlar, al yuvarlar gibi birbirlerine savaşıyorlar. Şimdi maya ne kadar güçlü olursa sağlıklı olan kısmı diğer zararlı bakteriyi yok ediyor. Ama o işte güçlü olması için de beslenmesi gerekiyor. Günübirlik de besleniyor. İşte günümüze 120 yaşında olduğu şu an kanıtlı bizim bu kullandığımız mayanın. Ve bundan peki nasıl bir ekmek elde ediyoruz? Kars kavılca buğdayından. Atalık buğday. Kars'ın dağ köylerinde yüksek rakımlarda yetişen bir buğday. Çok nadide bir bölgede yetişiyor. Her yerde yetişmiyor. Ve çok az da çıkıyor bu buğdaydan. Oradan getiriyoruz. Buğday rakım yüksek yerlerde yetişiyor. Su değirmenlerinde, taş değirmeninde çekilip çuvallanıp direkt tam buğday olarak bize geliyor. Hiçbir katkı, hiçbir işlem görmeden. Ve biz bunu 120 yıllık mayayla birleştiriyoruz, buluşturuyoruz. 120 yıllık mayayla buluştuktan sonra da böyle nefis ilaç adı altında bir ekmek ortaya çıkıyor. Sağlıklı bir taraftan. Sağlıklı, doyurucu ve de lezzetli bir ekmek, bir ilaç ortaya çıkarıyoruz. Piştiği zaman lezzet kokuyor yani bir taraftan. Evet. Pişerken bile onun kokusu buram buram etrafı sarıyor. Ve beni de çok mutlu ediyor o koku. Ondan sonra ayrıca bir de kara kılçık. Gene atalık tohum, kara kılçık unundan elde ettiğimiz baget ekmeklerimiz
gördüğünüz gibi. Bir de Kastamonu Siyazonu. Şimdi Kastamonu Siyazonu gene Kastamonu'nun dağ köylerinde rakım, yüksek rakımlarda yetişen, sadece bizim ülkemizde Kastamonu'da yetişen bir buğdaydır o. Başka hiçbir yerde yetişmiyor. Yerine özel yani. Evet evet, o bölgeye özel. Oranlarca hiçbir yerde yetişmiyor. O da dediğim gibi çok nadide bir buğdaydır. Siyez buğdayı. Yararlı herhalde o da bayağı şefim. Yani faydasını, yararını anlatmakla bitiremeyiz. Neden? Gluten oranı çok az. Yani 0. bilmem kaçtır onundaki gluten. 0.67 civarında bir gluten vardır. Zaten ekmekteki işte beyaz undaki şeyle zararlı olanlar içindeki glutenlerdir. Gluten oranı yüksek. İşte akciğer ve bağırsaklarda onlar toksitleşiyor, birleşme yapıyor. Yapışıyor akciğerin etrafına o glutenler. Gluten dediğimiz şey zaten tutkal gibi bir şeydir o. İzleyicilerimiz zaten çok merak ediyorlar gluten nedir, glutenli ekmek mi, glutensiz ekmek mi diye. İşte bunlar da, bunlar atalık tohum, bu buğdaylar atalık tohum ve çok az gluteni olan, yani sıfır diyecek kadar olan glutene sahip. Sağlıklı olması o. Bir de bunu ekşi mayayla 120 yıllık, 120 yaşındaki bir mayayla buluşturduğumuz zaman yani ortaya harika bir şey çıkıyor ve ilaç gibi bir ekmek çıkıyor. İlaç adı altında bir ekmek çıkıyor. Hani ekmek ama ilaç bence. Yani bizim anladığımız şu, benim anladığım, ürünlerinizi saydınız bir taraftan, burada ortak şey doğal, lezzetli, bir taraftan da sağlıklı olması. Evet. Üç şey yani, hepsi evet. Bir arada bir nevi. Hepsini işte bir araya getirmeye çalışıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Ben şeflik yaptığım dönemler ve hocalık yaptığım dönemler, benim tabii çok öğrencilerime bunu hep anlatmışımdır, önemli olan en güzelini, sağlıklısını yapabilmek. Hep onu anlatıyordum. Hep de bunun hayalini kuruyordum. En sağlıklı, en kaliteli ve lezzetli nasıl yapabilirsek onu yapalım. Ne güzel, hayata geçirmişsiniz onu. Onu şimdi biz burada, Üsküdar'da hayata geçirdik. Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bunu hayata geçirdik. Buradaki halk ve buradaki misafirlerimiz, bize gelen misafirlerimiz de yani aşağı yukarı bunun farkında oldular. Kısa bir süre oldu biz buraya geleli ama aşağı yukarı bunun farkındalar. Kısa bir sürede gelenimiz gidenimiz çok oldu. Çok misafirlerimiz geldi. Yaptıklarımızdan, aldıkları, yediklerinden çok memnun kaldıklarını, tekrar dönüş memnuniyetlerini dile getirdiklerini bize belirttiler. Biz de bundan tabii ki mutluluk duyduk. Mutluluk duyuyoruz. Ve bize daha çok sorumluluk yüklüyorlar. Bu memnuniyet bize biraz daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu sefer biz daha iyisini yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Evet, Recep şefimizle sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi şefimiz neyi anlatacak? Bu güzel, muhteşem baklavaları anlatacak şefim. Baklavalar muhteşem görünüyor. Evet, baklavalarımız kendimize özel, kendi üretimimiz. Dedik ki bu kadar işte pastayı, kukisi, ekmeği, şunu bunu yapıyoruz. Tatlıları mı niye yapmayalım? Tatlılar da bizim işimiz. Hepimizin sevdiği evet, baklavalar. Evet, herkesin sevdiği. Baklava çeşitleri, tatlı çeşitleri. Ama bunu da en güzelini nasıl yapabiliriz? Antep fıstığını yerinden en güzelini alıp içerisine sevgimizi ve yüreğimizi katarak. Sevgi olmazsa olmaz. Sevgi olmazsa olmaz. Hazır gelmişken o konuya da bir değinelim isterseniz. Herkes şimdi mutfakta ama biraz klişe olacak ama sevgisiz yemek yapılmıyor herhalde. Sevgisiz yapılan yemek soğuk yemek gibi olur, yenmez. Yemeğe sevgiyi katarsak
yemeğin tadı tuzu sevgisidir aslında. Biberi baharatı da sevgisidir. Eğer sevgimizi katarsak biberi baharata bile gerek kalmaz. Onun için yaptığımız işi sevgiyle yüreğimizi koyarak yaparsak en lezzetli, en muhteşem yiyeceği yapmış oluruz. Buna istinaden baklavayı yaparken de işte fındığını, fıstığını yerinden özel yaptırıyoruz, getiriyoruz. Ve bizim baklavalarımızda şöyle bir fark var. Kesinlikle glikoz, nişkoz kullanmadan kendimiz şekerini eriterek şerbetimizi yapıp limonla bağlayıp kesinlikle nişkoz hiç kullanmadan baklavamızı yapıyoruz. Baklavanızda da zararlı ürün göremiyoruz. Evet, mümkün oldukça işte limonla kaynatıyoruz. Limonla kaynatıp içindeki o zararları öldürmeye çalışıyoruz. Kesinlikle nişkoz, glikoz, en ünlü baklavacılar bile bunu kullanıyor. Biz kullanmıyoruz. Biz onu kullanmadan, glikozu, nişkozu kullanmadan direkt şekerden, şekeri limonla kaynatarak bunu elde ediyoruz. Ve bizim baklavalar çok dayanıklı değildir çünkü dediğim gibi katkı maddesi katkı maddesiz asla gram katkı maddesi kullanmadan. Böyle inceliği de çok önemli, ben onları da sorayım şimdi, evet, püf noktalarını. Mesela bize özel şöyle özel bir baklavamız var. Bu kendimize özel. Nasıl bir özelliği var şefim? Şöyle şimdi biraz bahsedelim. Özelliği fındıkla fıstığın karışımıdır içerliği. Ve tamamen bol fındık fıstık ve sarma dediğimiz dizilişi ve yapılışının tamamen şekli farklı bir şekildir. Bize özeldir bu şekil olarak. Evet. Bize özeldir. Bir de gene özel olarak şöyle bir baklavamız var bizim. Cevizli. Cevizli bu. Fıstıklı, fındıklı ve cevizli. Farklı. Bu da bize özeldir. Bu her katında ceviz vardır. Yani ev baklavasının çok daha üzerinde bir baklava. Zaten bol bol görüyoruz bol, onu böyle fışkırmış bir nevi. Bol cevizli ve her katında ceviz olan, yani nadide yapılan, nadide bir üründür bu da. Yine o da çok talep görüyor herhalde. O da çok talep gören bir ürünümüz. Ve çok da lezzetli, hem de çok hafif. Yani baklava değil de ceviz ezmesi tadında bir şey bu. Dediğimiz gibi bunda da glikoz, nişkoz asla içermez, katkı maddesi diye bir ürün asla yoktur. Ve sağlıklıdır. Evet. Şimdi tabii ceviz biliyorsunuz ceviz çok sağlıklı bir üründür. Ve bu da yoğun cevizli olduğu için katkı maddesi de kullanmadığımız için sağlıklı bir baklava yemek için adres burası olmalı. Bazı işletmeler de böyle diyorlar bize, işte katkı yok, tamamen doğal diyorlar ama onu nasıl anlayacağız biz, nasıl ayırt edeceğiz? Onu ayırt etmemiz için tepsinin etrafına bakarız, hafif böyle şekerler falan görmeliyiz. Eğer yoksa, bakınız şuralarda var şöyle, eğer yoksa mutlaka onda nişkoz glikoz vardır. Çünkü nişkoz ve glikoz şekerlenmeyi önlüyor. Onu kullanmadan da hiçbir usta yapamıyor aslında. Ya da kolaylarına geliyor. Kolaylarına geldiği için onu kullanıyorlar, işi garantiye alıyorlar. Ama önemli olan meslek, sanat öyle bir şeyler kullanmadan limonla, yani fresh, taze limonla kaynatıp yapabilmek. Böyle güzel bir sağlıklı baklavayı ortaya çıkarabilmek. Bu da tabii ki hem bilgi, birikim, beceri ister hem de biraz da özgüven ister bunu yapabilmek. Çünkü tezgahı koyduğun an şekerlenir. İşte orada bir bilgi birikim gerekiyor, püf noktalar gerekiyor. Biz de onu limonla kaynatarak onun bir ilmi var daha doğrusu, o ilmi yakalıyoruz. İzleyicilerimiz kaptı şu anda, ellerinde kalem kağıtla bekliyor onlar da bir taraftan. Evet. Not alıyorlar. Not alıyorlar, eyvallah. Doğal. Olarak çok seviyoruz tatlıyı. Evet, toplum olarak da çok seviyor. Ama işte sağlıklısını bulup yersek daha doğru olur. Doğru tatlı yemiş oluruz. Adresi biliyor artık izleyicilerimiz. Adres artık burası oldu. Adres Süfle Fırın Pastane Kafe.
Ondan sonra gördüğünüz gibi bizim de böyle ayrıca bir yoğun fıstıklı gene bir sarma baklavamız var. Bu da gerçekten çok nefis, leziz bir baklavamızdır. Görünüşü çok önemli. Biraz da yufkadan bahsedelim isterseniz. Siz mi yapıyorsunuz yufkayı? Evet, nasıl oluyor? Her şeyini, her şeyin bizim atölyemize, üretimimize ham madde girer. Ürün olarak çıkar. Üretim tamamen size ait buradaki ürünleri. Şey, burada gözüken her şey olan, mevcut olan bütün ürünlerin üretimini kendimiz yapıyoruz. Her şeyle bizzat kendiniz ilgileniyorsunuz. Evet, kendim ilgileniyorum. Dışarıdan hazır bir şey kesinlikle almayız. Çünkü doğalını bulamayız ki alalım. Ancak ham madde doğalını buluyoruz. O da farklı şehirlerden, farklı yerlerden getirtiyoruz. Her birini bir yerden getirtiyoruz. Farklı, her birini bir farklı şehirden getirtiyoruz. En güzelini nasıl buluruz, nasıl yapabiliriz? Onun gayret içerisinde oluyoruz. Çeşit çok. Evet, çeşit çok. Çeşit çok, yiyen de çok. Evet, dediğim gibi toplum olarak zaten çok seviyoruz. Çok bir de dediğiniz gibi doğalını bulunca bırakmaz şimdi insanlar, vatandaşlar. Evet, doğal ve sağlıklı ve lezzetli. Ve de hijyen bir ortamda üretiyoruz. Çok önemli şimdi. Covid-19 dönemindeyiz. Salgın bir taraftan ilerleyişini devam ettiriyor. Bulaşıcılığı hala devam ediyor salgının. Bu dönemde tabii insanlar nasıl yerden yediğini de çok merak ediyor. Hijyen dediniz, nasıl tedbirler alıyorsunuz bu dönemde? Şimdi kesinlikle eldivensiz ürüne dokunmuyoruz. Maske kesinlikle, maskesiz zaten dükkan kapısından içeri girmiyoruz. Eldivensiz dokunmuyoruz. İşte saçımıza, başımıza, elimizi temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Bu zaten bizim günlük yaşamımızda, günlük koşullarımız. Yani Covid'den önce de bu bizim hayatımızda vardı. Bu hijyenle yaşamak bizim hayatımızda Covid'den önce de vardı. Covid'de sadece maske ilave ettik biz. Maske haricinde bizim yaşantımız zaten bu, yaşam biçimimiz böyleydi zaten. Hijyen. Benim zaten lakabım hijyeniktir. Öyle mi, onu da öğrenmiş olduk. Lakabım vardır benim zaten. Dediğimiz gibi yani Covid-19'a, Covid'e özgü bir şey değil. Biz zaten genel olarak yaşam biçimimiz böyle. İşte eldivene ve kolonya vesaire, bunlara çok önem veriyoruz. Yani kendiniz yemediğinizi başkasına da yedirmiyorsunuz. Asla ben hijyen olmayan, hijyen koşullarda üretilmeyen hiçbir şey yemem. Yemediğim şeyi de kesinlikle kimseye yedirmem. Bu benim düsturumdur. Bu benim ilkemdir. Bunu yapıyorum ve yapmalıyım. Para kazanmak değil. Ben doğruyu, kaliteyi yaptığımdan emin olduğum zaman zaten para bize gelir, bizi bulur. Ona inanıyoruz. Herkes öyle düşünebilirse ama günümüzde tam tersi maalesef. Maalesef öyle aslında. Yani kaliteyi, hijyeni bir araya getirirseniz bir şekilde o size gelir yani. Amaç para olmamalı. Amaç doğru ürünü yapmalı. Sağlıklı ürünü yapmalı. İnsanlara sağlıklı ürünü yedirmeli. Çünkü aslında gıda işiyle uğraşan herkes bence doktor olmalı. Doktor kadar bilgi birikime sahip olmalı. Çünkü doktorlar hastayı iyileştiriyor. Gıda işini yapanlar da insanları hasta ediyor. Ürünlerini saymakla bitmiyor. Evet. İsterseniz biraz daha devam edelim tanıtmaya. Başka bir köşeye geçelim isterseniz bu sefer de. Efendim, sohbetimize devam edelim Recep Şef'imizle. Tatlı dünyası anlat anlat bitmiyor. O kadar geniş ki Recep Şef'imizle gezmeye devam ediyoruz. Şef'im, şimdi hangi dünyaya uzanıyoruz? Şimdi Belçika, İsviçre, Fransa, Almanya, buraya geliyoruz. Şimdi geziyoruz valla dünyayı böyle. Şimdi bunu söylememin sebebi şu an vitrinde görmüş olduğumuz aslında birkaç ülkenin birleşimi var. İsviçre, Belçika ve Fransa olarak ürün, pasta çeşitlerimiz var. Pasta çeşitlerimiz yani nadide piyasada olan
pastaneler, normal pastanelerde olan çeşitlerden değildir. Nadide bulunan çeşitlerimizdir. Her birini bir ülkeden alıp, değerleyip topladığımız çeşitler. Hep gördüğünüz gibi... Görünüşünden de belli şefim. Gördüğünüz gibi evet, farklı, hep farklı çeşitlerimiz var. Yine kendiniz özel, burada da farkınızı ortaya koymuşsunuz. Evet, kesinlikle kendimize özel hepsi. Kendimize ve mekanımıza özel yapmış olduğumuz pastalarımız. Şöyle biraz bahsedeyim bize. Bir tanesinden özellikle en öne çıkan hangisi? Talep gören? Şimdi aslında hepsi talep görüyor. Hepsi farklı farklı, hepsinin farklı müşterisi, farklı alıcısı var. Mesela burada yukarıda gördüğünüz yan dekor dediğimiz pastalarımız, yan dekor ve içerikli yoğun çikolata ve fıstıktan oluşan yani tezgahlarda görülmeyen, olmayan bir üründür. Kendisi biz 5 yıldızlı otellerde yapmış olduğumuz alakart menülerde bulundurduğumuz tatlılardandır, pastalardandır. Onun haricinde işte meyveli, içi meyveli ve dışı bize özel soslu pastalarımız ve yoğun çikolatalı pastalarımız var. Pasta deyince aslında bizim dünyamıza giriyor, bizim mesleki dünyamıza giriyor pastalar. Her birisi dediğim gibi bir ülkeden alınma aslında. Her birisi farklı ülkeden alınma pastalarımız. Biraz önceki röportajımızda da belirttiğim gibi çalıştığımız dünyaca ünlü şeflerden hepsinden bir şeyler alarak burada da onları değerleyip toplayıp içeriklerini doldurup farklı şeylere olmayan. Dünyayı İstanbul'a taşımışsın. İstanbul'a taşımış gibi olduk evet gerçekten. Şefler farklı şeflerden birlikte çalışıp farklı donerleri toplayarak burada da sergiledik. Kendi mekanımızda da bunu sergiledik. Opera pastalarımız ve cheesecake'lerimiz ve klasik pasta. Bunun yanı sıra tabii halkın bilmesi için klasik pastalarımızı da bulunduruyoruz. Bilinen klasik pasta ve opera ve parfe, evodik dediğimiz krokantlı pastalarımız. Bunlar nadide bulunan, nadide ürünlerdir. Ve cheesecake'lerimiz, pişmiş ve soğuk sıcak cheesecake'lerimiz. Bunların hepsi dediğim gibi farklı tasarım, farklı çalışma. Çeşit çok, lezzet çok. Dediğiniz gibi lezzet çok. Ya bir de zaten şöyle, bu meslekte şu var, şey yok, bunun sonu yok. Önü çok açık. Her gün bir şeyler gelişiyor, her gün farklı şeyler çıkıyor. Biz de onu takip etmeye çalışıyoruz, onun yani o trendi yakalamaya çalışıyoruz. Bir de dediğim gibi dünyaca ünlü şeflerle bir arada çalışmanın faydalarını, imkanlarını şu an yaşıyoruz. Bu da bizim için tabii ki huzur ve mutluluk kaynağı oluyor. Mutlu oluyoruz. Davarcığımız dolu, donemiz çok, donelerimizi üst üste koyuyoruz. Farklı şeyler çıkartıyoruz ortaya. Neden? Çünkü davarcığımız dolu. Bilgi davarcığımız dolu, çok şükür. Sohbetiniz de çok akıcı şefim. Bir taraftan programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama zaman nasıl geçti anlamadık biz. Teşekkür ederim. Eğer size bu zamanı değerlendirerek nasıl geçtiğini anlamadıysanız çok çok mutlu olurum. Çünkü en azından sizi sıkmamış olurum. Eminiz izleyicilerimiz de şu an büyük bir keyifle izliyorlardır. Çok sağ olsun. Buradan izleyicilere de selamlarımı sunuyorum. Şimdi ekler deyince bizim yelpazemiz çok geniş. Neler var? Şöyle kivili eklerimiz var. Kivili derken kremasında kivi var. Fresh, taze kivi. Püre yapılmış kivi var.
Ve üzerindeki sosu da ekler kivi soslu. Bunların hepsi kendimize özel. O alışık olduğumuz eklerin dışına çıkmışsınız. Kendinize özel evet. Tatlar yaratmışsınız. Evet, farklı tatlar yaptık. Ve klasik bilinen çikolatalı ekler var. Bir de çikolatalı eklere beyaz krema ekledik biz. Klasiğin dışına çıktık. Muzlu eklerimiz var. Muzlu eklerinde içerisinde kremasında taze muz var. Püre muz var. Ve portakallı eklerimiz var. Ve çilekli eklerimiz. Yani rengarenk ekler ve farklı yelpaze, ekler yelpazesi. Bir de trüf çikolatalarımız var. Bu da kendimize özel yapmış olduğumuz trüf çikolatalar. Bunlar da farklı bir tat, farklı renk. Tabii çikolata deyince aslında benim hobi alanım tamamen. Hobi alanım ve aşkla yaptığım, sevdiğim bir alan çikolata. Şimdi olmazsa olmaz hayatımızda. Olmaz. Önümüzdeki günlerde çikolatanın daha çok çeşitlerine gireceğiz. Spesiyel çikolatalarımız olacak. Ona göre vitrin hazırlıklarımız var. Şu an vitrin çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde spesiyel çikolatalarımızı artıracağız. Şu an trüf çeşitleri var elimizde. İşte aynı zamanda sütlü tatlılarımız mevcut. Onlar da var. Evet, sütlü tatlılarımız da var. Çikolata dünyası şimdi çikolata de burada. Çikolata dünyası düğün, nişan, özel günler, söz vesaire. Onlara özel çalışmalarımız oluyor. Özel tasarım tutularımız. Ve çikolata siz üretiyorsunuz. Evet, çikolata da kendi üretimimiz. Ve kutu, paketleme, tasarım, özel tasarımlar yapıyoruz. Özel tasarım derken işte nişan, düğün, söz, özel günlerde özel çikolatalar yapıyoruz. Ve çikolata üretimimiz de kendimize ait, imalatımız da kendimize ait. Ve dediğimiz gibi ilerleyen zamanda daha çok çeşitlere, spesiyel çikolata çeşitlerine gireceğiz, olacak. Şu an fazla çeşidimiz yok ama tasarımlarımız var. İşte özel paketleme, özel kişiye özel çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha çok çeşitler olacak, spesiyel çeşitlerimiz olacak. Çikolata deyince çikolata benim zaten hobi alanım, benim dünyam, hobi alanım. Avrupa'da çikolata üzerine çok ciddi eğitimler aldım. Ve buradaki Üsküdar halkına da güzel çikolatalar yedirmeye, tattırmaya devam edeceğiz. Efendim bu hafta da programımızın sonuna geldik. Recep şefimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Efendim çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Hem bilgilendik hem de burada sağlıklı ürünleri izleyicilerimize de tanıttık. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Geldiniz, bize şeref verdiniz, konuğumuz olduğunuz. Bizi memnun ettiniz, mutlu ettiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, Recep şefimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İnşallah siz de bilgilenmişsinizdir diyelim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.